Merhabalar. Migros Yemek sponsorluğunda Galatasaray Bayern Münih maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Biliyorsunuz 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik ilk 3 Migros Yemek siparişinize tam 150 liralık indirim var. İlk siparişe 60 TL, ikinci siparişe 50 TL, üçüncü siparişe 40 TL indirim var. Hem de tüm restoranlarda geçerli. Migros Yemek Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun. Biz Galatasaray Bayern Münih analizimize başlayalım. Bayern Münih grup kuralları çekilirken herhangi bir takım açısından en çekilmemesi gereken takımlardan bir tanesi olduğunu her zaman düşünürüm. Formda olmasıyla formsuz olması arasında çok fazla fark olmuyor Bayern Münih'in. Bir kere bireysel oyuncu özellikleri açısından Bayan Münih'te çok fazla durdurulması gereken silah var ve bir anda kendi ceza sahası çizgisinden 2-3 saniye içerisinde gol pozisyonuna girebilecek kadar da organize bir takım. Tabii ki Tuhel'in takımları genel itibariyle organizasyon özellikleriyle tanınır. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde grupları aştığını bile varsayarsak muhtemelen karşılaşacağı en zor takım Bayern Münih olacaktır. Manchester United maçında Galatasaray'ın rakibine tedbir aldırabilme ihtimali üzerinde durup Galatasaray'ı avantajlı olarak görmüştüm. Şimdi Bayern Münih maçında bu kadar e, umutlu konuşabilmek çok mümkün olmayacak. Çünkü Bayern Münih'in her ne kadar kadrosunda eksikleri de olsa takım yapısı itibariyle Galatasaray'ın şu ana kadar sahaya koymaya çalıştıklarını üst seviyede yapan bir takım olduğunu söylemek net olarak mümkün. Bundan dolayı da Galatasaray kendi oyun anlayışının dışına çıkmak durumunda kalacak. Dilerseniz tahta üzerinde başlayalım. Muhtemelen iki takım da 4-2-3-1 şeklinde sahaya yerleşeceklerdir. Galatasaray'da sezon boyunca Kaan Ayhan'ın en yüksek performans vermesi gereken ve en net oynaması gereken maçın Bayern Münih maçı olması gerektiğini düşünüyorum. Bayern Münih'te sağ kenarda orta sağ performansıyla tanıdığımız Laimer var. Laimer takımın dengeleyici unsuru olarak sahada yer alıyor genel itibariyle. Sol tarafında daha ofansif özellikleriyle ön plana çıkan sprinter yapısıyla tanınan Davis var. Davis Galatasaray'ın durdurması gereken oyunculardan bir tanesi olacaktır. Davis'in yanında da Goretzka maç e, saatine kadar oynayıp oynamayacağı belli olmayan oyunculardan bir tanesi. Goretzka da Alfonso Davis'in arkasını kapatma ve savunmayla üçüncü bölge arasındaki bağlantıyı kurma anlamında çok önemli oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'ın bu noktada yapacağı kritik tercih önemli olacaktır. Barış mı? Tete mi? Goretzka, Davis kim Minje arasındaki bağlantıyı kesebilecek oyuncuyu orada tercih etmek olacaktır. Burada Barış Alper mi tercih edilecek? Tete mi tercih edilecek? Okan Hoca'nın zor tercihi. Bayern Münih genel itibariyle çok çabuk atağa çıkan bir takım. Galatasaray da genelde geçişleri iyi yapmasıyla tanınan, ligde geçişlerle bulduğu skorlarla rakiplerini sürklese eden bir takım. Şimdi kendisinden sınıf olarak daha üst düzey bir takımla oynayacak. Dolayısıyla Galatasaray burada karşılayan taraf olacaktır. Torreira ve Kaan'ın savunma önündeki pozisyonlarını banko olarak görüyorum. Torreira'nın daha az bölge terk etmesi gerekecek bir maç olacaktır. Forvet arkasında Kerem'in sorumluluğu çok büyük olacak çünkü Bayern Münih savunmasında iki tane isabetli pas istatistiğinde ve üçüncü bölgeye geçişlerde etkili olabilen stoperlerle oynayacakları belirtiliyor. Savunmanın önünde oynayan oyuncu kim olursa olsun Bayern Münih savunması her halükarda ofansif Pas özellikleri yüksek oyuncular olacaktır. Kerem'in burada pas kanallarını kapatması çok önemli. Saha yerleşimiyle de göstermeye çalışalım. Icardi muhtemelen iki stoperden bir tanesine baskı yapmak için öne çıkacaktır. Kerem şu bölgeye yakın konumlanacaktır. Barış Alper ya da Tete kim oynarsa buradaki bağlantıyı kapatmaya çalışacaktır. Galatasaray'ın bu noktada ön alan baskısını agresif şekilde yapması Bayern Münih'in aslında istediği şey. Bu noktada Galatasaray'ın savunmasını da mümkün oldukça ön plana çıkartıp iki tane sigortayla savunmanın önünde dörtlüğü kuruyor olması lazım. Angelinho son dönemdeki form durumuyla çok eleştirilen bir oyuncu. Angelinho rakibin en etkin oyuncusuyla karşılaşacak ve daha defansif bir rolde oynamak durumunda kalacaktır diye düşünüyorum. Sol ön tarafta Zaha ile başlayacağını net olarak söylemek mümkün. Zaha'nın Laimer üzerinde kurgulayacağı oyunlar üzerinden Galatasaray'ın oyunu akıtması muhtemeldir. Galatasaray genelde sağ tarafından oyunu akıtmaya çalışıyor fakat Galatasaray'ın sağ tarafta kaptıracağı topların tehdit oranı sol tarafta kaptıracağını oranla bence iki kat daha daha yüksek dolayısıyla Galatasaray oyunu daha fazla sol taraftan kurgulamaya çalışması daha makul olan seçenektir. Kaan Ayhan'ın Manchester United maçında çok geniş ve uzun bir alanda savunma yapmaya çalıştığını gördük. Kaan Ayhan yine bu role benzer bir şekilde konumlanacaktır dolayısıyla Angelinho'nun komanda eşleştiği pozisyonlarda Kaan Ayhan burada orta sahanın savunmayla arasını bağlayacak oyuncu olmak durumunda olacak ve 10 üzerinden 8'lik performans vermesi gerekecek. Bu kadar Galatasaray'ın karşılama tarafından bahsettik. Biraz da Galatasaray'ın hücum tarafından bahsedelim. Bayern Münih'in en etkili olacağını düşündüğüm tarafı Galatasaray'ın topla hücum edip geçiş yapmaya çalışırken ki o sekanslar olacaktır. Bayern Münih çok çabuk top kapıp çok çabuk 3. bölgeye inen bir takım. 3. bölgeye indiği zaman da takımın şöyle bir özelliği var. Cezayi ve çevresinde şut imkanı vermiyorsunuz. Pas kanallarını kapattınız diyelim. Bayern Münih şu civarlardan kaleye 30-35 metre kala bölgelerde serbestli tanıdığınızı düşünelim. Sizin bütün savunma aksiyonlarınız iki basamaklı pas kanallarını kapatmak, şut açısı vermemek. Bu iki tane savunma opsiyonunu yerine getirdiğiniz zaman Bayern Münih'in şut çekeceğini düşünüyorsunuz, çekmiyorlar. Bayern Münih orada biraz daha zaman geçirip oyunu sizin defansif orta sahanızın bulunduğu bölgeye yıkıyor. Kenar oyuncuları sürekli içeri dışarı yer değiştiriyorlar. Yani sizi savunma konsantrasyonunu düşürmeye zorluyorlar. Bir an önce gideyim topu alayım ve şu savunma setinden hücum setine geçelim. Dediğiniz noktada Bayern Münih darbeyi vuruyor. Galatasaray'ın çok sabırlı olması gereken zamanlardan bir tanesi ve çabuk bitirmeye çalışmaması gereken maçlardan bir tanesi. Bayern Münih zaten sürat olarak sizden daha hızlı olacaktır ve çabuk savunmaya dönecektir. Dolayısıyla sizin onları savunma setinde maksimum düzeyde tutmanız sizi gol yemekten uzak tutar. Bayern Münih kendi sahasında ne kadar fazla oyuncuyla tutarsanız kendi savunma aksiyonunuza geçişiniz o kadar avantaj teşkil eder. Galatasaray'ın bu noktada maç planı bence maksimum 1 puan üzerine olmalı. Çünkü başta da söylediğimiz gibi Bayern Münih'in formsuzluk dönemiyle Manchester United'ın formsuzluk dönemi çok fazla birbiriyle örtüşmüyor. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nin en tehlikeli takımlarından bir tanesi. Başlarındaki teknik direktör organizasyon özellikleriyle tanınıyor. Bayern Münih'in Galatasaray'ı zorlaması muhtemel varyasyonlarından bir tanesi de Koma'nın savunma arkasına koşu attığı pozisyonlarda Beki üstüne çekerken Stoper'i de kademesine çektiği pozisyonlarda Musiala'nın çapraz koşu atıp yay civarında konumlanacağı Kane'in de diğer stoperle eşleşeceği pozisyonlar. Şimdi burada Bayern Münih çok karmaşık bir hücum varyasyonu deniyor. Koman baskı yapıyor üstüne kademeye gelecek oyuncuları çekiyor. Musiala boşta kaldığı zaman defansif orta saha gelip onu tuttuğunda Kane bazen iki adım geriye atıp defansif orta saha pozisyonuna yerleşiyor. Orada konsantrasyonunu bozduğu zaman sol taraftan gelip bitirme ihtimalleri yüksek seviyede oluyor. Alfonso Davis genelde bu pozisyonlarda top sağ taraftan akarken sürekli ceza sahasının kendi hücum yönüne göre sol tarafında konumlanıp orada bitirmeye çalışıyormuş gibi yerleşiyor ve Galatasaray savunmasının tedbir alacağı oyuncu sayısı çok artıyor. Yani Galatasaray Saray takım boyunu dar tutmak zorunda. Sürekli yüksek tempolu sprintlerle geriye doğru koşmak zorunda olacağı bir maç oynayacak. Dolayısıyla top ayağındayken bir an önce sonlandırmaya çalışmaması kendi açısından avantaj teşkil eder. Okan Hoca'nın üçlü orta saha anlayışıyla çıkması gerektiğini her zaman düşünüp söylüyoruz. Fakat Okan Hoca forvet arkasından vazgeçmiyor. Bayern Münih'i karşılamanın en doğru yöntemlerinden birisi. Ofansif orta saha oyuncusunu merkezleştirip sayısal olarak Bayern Münih'e daha az koşu atılacak bölge bırakmaktır. Bu noktada Kerem Aktürkoğlu maçın kilit performanslarından bir tanesini vermesi gerekiyor. Galatasaray puan almak istiyorsa. Bayern Münih'in hücum varyasyonlarında şöyle bir avantajı söz konusu. Arka tarafında biri süpürücü, denge sağlayacak. Diğeri de süratli çevik, kendi eksen etrafında da çabuk bir stoperle oynadığından dolayı savunmayı sürekli 50 metreye çıkartabiliyor. Burada Icardi'nin fizik yükü çok önemli olacak. Icardi'nin buradaki konumlanması çok önemli olacak. Savunmayı kendi üstüne süratli olan oyuncuyu çekmesi gerekecek. Kim Min ile eşleşmesi çok önemli Icardi'nin. Icardi Kimmijay eşleşmesi şayet Galatasaray'ın hücum varyasyonları esnasında özellikle geçişlerde sağlanabilirse Galatasaray'ın gol pozisyonu bulma olasılığı artar. Bir de gol beklentileriyle alakalı bir şey söyleyeyim. Galatasaray yüksek gol beklentisi üreten bir takım. Bayern Münih gibi takımlara karşı yüksek gol beklentisi üretmekten ziyade ne kadarını başarılı sonlandırdığınız önemli olacaktır. Bayern Münih'e karşı 3 gol beklentisi yaratıp hiç gol bulamayabilirsiniz. Bayern Münih 1-20 gol beklentisiyle 3 tane gol de atabilir. Galatasaray'ın temkinli olması gereken çok ciddi bir sınava çıkacağını düşünüyorum. Bu noktada e, Okan Hoca'nın şimdiye kadar gösterdiği performanslar içerisinde hep geçiş savunmalarında bireysel performansların öne çıktığını gördük. Şimdi takım savunmasıyla kompakt savunmayı Galatasaray ne kadar yapabiliyor? Bayern Münih maçı bunun en büyük göstergesi olacaktır. Galatasaray Bayern Münih'e karşı %100'ünden daha fazlasını sahaya koyması gerekecektir. Oyun anlamında Galatasaray'ın çok fazla ezilmesini öngörü olarak söylemiyorum. Galatasaray muhtemelen dişe diş mücadele edecektir. Bu mücadeleyi ne kadar zaman zamana yayabilecek. Asıl mesele bence budur. Bayern Münih'in bu noktadaki eksiklikleri de çok fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü Bayern Münih'in yedekleriyle muhtemelen Türkiye'de bir takım kursanız o da şampiyonluğa oynardı. Grubun favorisi olan Bayern Münih'e karşı Galatasaray'ın bir puan alması bence oldukça yeterli bir başarıdır. Galatasaray'ın planı bir puan üzerine kompakt savunup Bayern Münih'i oyununun dışına çıkartacak şekilde. Yani savunma arkasına delikli koşturacak şekilde. Hücum etmesi Galatasaray'ın momentumu eline almasını sağlar. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki en net sınavın bundan sonraki maçlar da dahil olmak üzere Bayern Münih karşısında sergileneceğini düşünüyorum. Bayern Münih açısından da ev deplasman çok fazla fark etmiyor. Kendi oyun anlayışını dayatıyor. Ters bek varyasyonlarına özellikle Boy çok dikkat etmesi gerekecek. Boy'un kendi bölgesinden uzaklaşmaması, kenarda kendisiyle eşleşen oyuncuyla beraber içe koşu atmayıp markaj yapma sorumluluğunu defansif orta sahaya bırakması çok belirleyici olacaktır. Boy bunu yapamazsa Galatasaray o taraftan zorlanır. Zaten Galatasaray'ın sol tarafı yumuşak karnı diye söylemiştik. Galatasaray Bayern Münih müsabakasının X faktörüne gelelim. Bence bu maçın X faktörü Kaan Ayhan olacaktır. Kaan Ayhan'ın enine ve boyuna çok uzun ve geniş bir alanda savunma performansı üstlenmesi gereken bir maçı çıkıyor Galatasaray. Bu maçın X faktörü Kaan Ayhan'ın performansı olacaktır muhtemelen. Maçı tüm detaylarıyla ofansif ve defansif olarak değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşmek üzere.